Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyada gündem hareketli. Tabii Bilal Feyza da hareketli. Biz de gündemi yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dünyanın neresinde? Türkiye ile ilgili haber varsa hepsini bulup buluşturup burada Bilal Feyza lisanında sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. İlk gündem Macaristan, Türkiye, İsveç, NATO. Ne oluyor? Macaristan'a kritik ziyaret sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Macaristan'a ziyarette bulunacak. Macaristan niçin bizim için çok önemli? Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz. Türkiye nasıl bir karar alır? Türkiye nasıl bir adım atar? Türkiye hangi yolda ilerliyorsa Macaristan da ona paralel yolda ilerliyor. Tüm bu konuları görüşmek için Sayın Erdoğan nereye? Macaristan'a gidiyor. Macaristan'da Viktor Orban'la görüşmeler yapılacak. İkili ziyaretler ardından heyetler arası görüşmeler birçok konu gündeme gelecek tabii ki. Önemli konu NATO, İsveç. Ne yapalım? Ne edelim bu ampulloları? Alalım mı yoksa biraz daha süründürmeye devam edelim. Babında Türk Birliği üyesi ülkeler arasında görüş alışverişi. Türk Birliği evet. Macaristan biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı gözlemci üye. İnşallah ilerleyen zamanda asil üye olur. Macaristan bizim için çok önemli. Hun Türkü. Ardından Sayın Erdoğan Macaristan'dan sonra iki farklı önemli yer. Birisi Hindistan, diğeri hoppa tam tersi istikamet Amerika. Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika'daki görüşmeler üst düzey konular. Tüm bu konular ve daha fazlası için Türkiye elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Sevgili dostlar hiç de kolay bir iş değil. Yani karşında böyle küçük küçük ülkeler değil. Karşındaki devlerle mücadele etmeye çalışıyorsun. Türkiye'de ekonomik anlamda maalesef dev değiliz. Küçük seviyedeyiz. Hani G20 kapsamındayız. İnşallah G7'ler içine gireriz. Hatta G1 oluruz. İlk oluruz. Türk Birliği dünyada birinci olur. Allah'ın izniyle ekonomik anlamda, askeri anlamda her alanda. Bunun için bir ve beraber çalışmaya, üretmeye Bilal Feyza da sizin için takibe devam. Türk dünyası demişken orayla devam ediyorum. Kırgızistan. Kırgızistan'da 40 cami ve 48 dini eğitim veren kurum mühürlendi, kapatıldı. O Ne oldu ya? Ne oluyor? Kırgızistan'da da yoksa dine karşı, İslamiyet'e karşı bir baskı mı var? Hı? Durum bambaşka sevgili dostlar. Kırgızistan Oş bölgesinde bu 40 tane cami ve 48-50 eğitim kurumunda dini eğitim veren kurumlarda farklı bir yapıda örgütlenmelerin olduğu Kırgız istihbaratı tarafından ortaya çıkarılıyor ve ardından buralar mühürleniyor. Nasıl farklı bir yapı? aşırı radikallerin orada örgütlendiği, orada çocukları, gençleri, işte yetişkinleri kendi gruplarına katmak için bir faaliyet içinde olduğu ortaya çıkarılıyor Kırgız istihbaratı tarafından ve bunun sonucunda oralar mühürleniyor. Maalesef biliyorsunuz İslam dünyasında çok farklı kafada çok farklı gruplar bulunmakta. Hatta ki bu grupların, bu kafaların birçoğu biz Hepimizi Türkler, Mülkleri, Kürtleri falan böyle Kafir ilan ediyor. Bizler onların gözünde Müslüman değiliz. Çünkü Müslümanlığı yaşamıyoruz. Çünkü bilmem Türkiye'deyiz. Çünkü Kıbrıs'tayız. Biz kafiriz falan böyle. Çok çetrefilli konular var. Onlar böyle bu kendi kafalarından hemen tak tak tartıp kendi iştihatlarını veriyorlar, fetvalarını veriyorlar ve hepimizi kafir ilan ediyorlar. Böyle kafalar da var. Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Türk dünyası bir ve beraber birçok konuda nasıl beraber adım atıyorsak bu İslamiyet noktasında dini bilgiler, dini bilimler, dini eğitimler alanında da ortak adımlar atacak heyetler kurulmalı. Din istişare alanında da çok güçlü adımlar atılmalı. Bunun temelleri atılmıştı. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Üzbekistan işte Türk dünyasının alimleri bir araya gelecek çalışmalar yürütülüyordu, yapılıyordu. Bu konuları sizlere anlatmıştım. Daha da hızlandırılmalı, daha da ortak kararlar alacak şekilde net bir komisyon, net bir kurul Türk dünyası din bilimleri kurulu misal diyorum kurulmalı. Yoksa bu dışarıdan gelecek akımlarla İslam'ın içinde parçalanmış böyle tehlikeli kafaların akıntıları bizi içimizde daha da tehlikeli bir konuma sokabilir. Bölüp parçalama noktasında, zihinleri bulandırma noktasında tehlikeli adımlar atabilirler Allah korusun. Onun için her alanda bir ve beraber diyoruz ya din alanında da ortak komite, ortak komisyon bir an önce hızlanmalı, harekete geçmeli. Çin, Singapur. Değişik bir haber. İlgimi çekti. Sizlere anlatmak istedim. Singapur'a ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı karşısında Singapurlu bakan onu karşıladı. Ama Çinli bakan sinirlendi ve kravatını çıkardı. Korumalarına falan verdi. Ne oluyor? Çin Dışişleri Bakanı Singapur'a resmi ziyarette bulunuyor. Resmi ziyaret kapsamında Singapurlu Bakan Çin Bakanını dışarıda arabanın kapısında karşılıyor. Ama velakin Singapur Dışişleri Bakanı kravat takmıyor. Bunu gören Çin Dışişleri Bakanı gözlere dikkat direkt oraya bakıyor. Kravat yok. Hemen elini o da kendi kravatını atıyor. Tabii Singapurlu Bakan selam vermeye çalışıyor. Kafa böyle tokuşturacaklar falan kravatı çıkarıyor. O da kravatı şekilde duruyor. Bu Çin'in Singapur'a karşı net bir duruşu. Hani ey Singapur sen nesin ki? Ben senden daha büyük, daha güçlü. Ben seni yer yutarım. Sen benim karşıma nasıl kravatsız çıkarsın? Tepkisi. Büyük güç refleksi. Hani böyle sembolik davranışlar da bunun bir simgesidir. Çinli bakanın, Singapurlu bakanın gözüne bakarak kravatını çıkarıp atması onun bir göstergesi. Çin bastırır yarın bir gün Singapurlu bakan da istifa eder mi? Evet. Libya Türkiye Libya'lı öğrencilerin vize süresini uzatmadı ve Türkiye'de barınmaları Türkiye'de Öğretim eğitim almaları Bitiyor Geri Libya'ya dönecekler Ne oluyor ya Türkiye Libya bir beraber Her türlü alanda işbirliği bu nereden çıktı? Arkada videoda alınan fotoğrafları belki videoda koyarım artık. Görüyorsunuz. Şimdi şunlara şöyle bir yakından baktığımız zaman hani çok da bir öğrenci gibi durmuyor. 35-50 yaşında Lipyalılar gibi duruyorlar ve bu öğrenciler, sözde öğrenciler diyelim, protesto yaptılar. Bayrakları koymuşlar. Türk bayrağı ve Lipya bayrağı yan yana. Elinde kağıt almış sözcüsü protesto yapıyor. Türk dışişleri Bakanlığı bizim vizemizi uzatmıyor. Biz öğrenciyiz. Nasıl eğitim alacağız? Eğitim alma canım. Git da askerliğini yap. Lipya savaş ortamında bir ateşkes var. Git vatanını koru. Sen bence eğitim adı altında eğitim orada bir yere kaydolduysan olmuşsundur. Açık öğretim, maçık öğretim falan filan artık nasıl bir prosedür varsa. Ama sen farklı bir yolda Türkiye'de iş hayatında çalışıyorsundur. Ha çalışmaya geleceksen de çalışma gel canım. Öğrenci vizesinden gelme. Belki öğrenci vizesi alınması daha kolay olduğundan dolayı hop öğrenci vizesine bir yere kaydoluyorlar. Öğrenci vizesi alıyorlar falan. Kıbrıs'ta da bu durum bolca yaşanıyor. Adam Afrika'dan buraya geliyor, öğrenci vizesinden geliyor veya Vietnam'dan oradan buradan geliyor. Ama oğulla alakası yok. oğula yüzüm bile dönmemiş, görmemiş, kapısından bile girmemiş. Her tarafta bakıyorsun onlar çalışıyorlar. Ama öğrenci mi? Öğrenci. Türkiye lip yarası bozulmuyor. Bunlar cıt cıt sesler. Bunlar böyle üçkağıtçılık yapmaya çalışan kafalar. Sıkıntı yok. Devam. Avrupa Birliği, Kıbrıs Rumları büyük kriz yaşıyorlar, birbirlerine tokat atmakla meşguller. Ne oluyor? Avrupa Birliği'nden Kıbrıs Rumlarına Akdeniz tokadı. Türkiye'yi karşımıza alacak projelere para marra veremeyiz. Uh -oh. <laughs> ne oluyor? Türkiye bunlar birbirine mi düşürdü? Evet sevgili dostlar. Akdeniz Doğu Akdeniz noktasında çıkmazlar yaşayan Avrupa Birliği ve Kıbrıs Rumlar Yunanistan adeta papaz oldular. Saç saça baş başa yakında da girerler dövüşmeye başlarlar dövüş olduğu gibi. Rumlar Avrupa Birliği'nden İsmet projesi yok. O zaten kadük olacak o değil. Rumlar Avrupa Birliği'nden Enterkonnekte sistemi İsrail, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ı birbirine bağlayacak elektrik hattı projesi yapmaya çalışıyor. 2 yıldır uğraşıyor. Ben sizlere burada ara ara bu projeyi anlatıyorum. Ve dahi diyordum ki Türkiye izin vermekten sonra o kaplolar Türk mavi vatanından geçemez. Biz o kaploları onlara geri döşeriz hep diyordum ya. <laughs> Avrupa Birliği bu sert duruşumuzun tabii geri bir sonucun olacağını çok iyi bildiğinden dolayı o paranın da havaya uçacağından bildiğinden dolayı o projeye elektrik hattı projesine para yatırmaktan vazgeçti. Ben para mara yatıramam. Oraya para yatırırsam o para Akdeniz'in dibine gömülür. Çünkü nereden gömüleceğini çok iyi biliyor. Rum, İsrail, Yunan üçlüsü İsrail'in elektriğini Kıbrıs'a oradan da Yunanistan ve Avrupa'ya taşıyacak bir projeydi. Ama velakin bu interkonnekte sistemi biz cart diye söküverdik. Elinde tuttu, kendine kalıverdi. <laughs> Euro Asya interkonnekter sistemi artık yok. Çünkü para, para yok. Ellerine tutturuverdik Türk'ün Kaplosunu. Girit Başpiskoposu sosyal medyada Arnavut Başpiskoposuna ana avrat avradı. Küfürler yağdırdı. Ne oluyor ya? Herhalde Yunanlar deliye döndü. Avrupa Birliği madem bu elektrik hattına para vermiyor dedi. Papazlar papazlığı bıraktı sövmeye başladı. Şaka bir yana sevgili dostlar. Girit Başpiskoposu sosyal medyada Arnavutluk Başpiskoposuna inanılmaz derecede ağır hakaretler etti ve bunu Arnavut Başpiskoposu duyurdu. Arnavut Başpiskoposluğundan yapılan ve Fener Rum Patriğine şikayet olarak verilen dilekçede aynen bunlar söyleniyor. Girit'in Yunanların Başpiskoposu bize sövdü. Arnavut Başpiskoposu işte kiliselerin duvarlarında sıkıntı var, onların yapılması lazım falan filan babında böyle normal konuları gündeme getiriyor ama Yunan Girit'in başpiskoposu bunu alıyor. Ana Avra Dara Tepe dümdüz Arnavut'a sövüyor. Niye sövüyor? Çünkü sevgili dostlar, esasen bunun altında başka sebepler var. Türkiye Arnavutluk işbirliğinin her geçen gün yüksek seviyede olması ve Arnavutluğun Yunanistan'a sen bizim bölgemizi işgal ediyorsun. Oralardan çık babında devamlı surette yapılan gösteriler, eylemler. Evet arkada haritada görüyorsunuz Yunanların işgal ettiği Arnavut bölgelerini. Zaten Yunanlar her tarafı işgal ediyor. Bizim bölgelerimizi, adalarımızı, Batı Trakya'yı birçok yeri işgal ediyor o işgali bitireceğiz elbet. Arnavutların Türklere karşı saygın duruşu, Arnavutların Türklere karşı destekleyen tarzda duruşları tabi Yunanları çıldırtıyor. Sadece Yunanları yetmiyor. Onun yanında papazları da deliye çeviriyor. Aha da papazlar sağa sola ağızdan salya yakı küfrediyor. Ortodoks kilisesi birbirine girdi. Dur la dur siz kardeşsiz... Ne kardeşi? Kardeş kardeş değiller. Arnavutluk Türkiye bir ve beraber devam. zirtakileri de hop hop Zırta'ki pupazını da papat oynatmaca beklesinler bakalım. Vakti saati geldiğinde adalarımıza geldiğimizde Rodos 12 adalar, diğer adalarımız Girit'e geldiğimizde Girit'in başpiskoposluğunu Arnavutlara vereceğiz. Onlar daha iyi yürütür bu yavru Tehlikeli gelişmeleri Karadeniz'de. Karadeniz'de Rus savaş gemisi Türk gemisinin üzerine çıkıp araştırma yaptı. Askerler, Rus askerler Türk gemisinin üzerine çıktı. Ama velakin bu haberde eksik bir yan var. Bunu da söyleyelim. Hani Türk gemisi diyoruz ama Türk gemisi değil. Mürettebatı Türk. Gemi Panama ya da işte başka bir yerin manzarası. Yani Türk bayraklı gemi değil. Türk gemisi sayılmıyor. Sadece mürettebatı Türk. Belki de şirket de Türktür ama gene şirketin merkezi yabancı bir ülkededir. Şimdi arkada haritayı görüyorsunuz ve yaşanan olaylardan fotoğrafları, videoları görüyorsunuz. Rus savaş gemisinden kalkan helikopterler, Rus askerler gemiyi durduruyor. Bu kargo gemisini durduruyor. Üzerine çıkıp araştırma yapıyor. Tabi mürettebatı da geminin tam orta noktasına topluyor. Ondan sonra gemiyi serbest bırakıyor. Türkiye'ye yakın yerlerde yapılan bu hareket, bu olay esasen bir krizin çıkmasına sebep olacak tarza bir adım. Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilecek cevaplar, Rus Dışişleri Bakanlığı verilecek cevaplar henüz daha duyurulmadı. Sizin için takip ediyoruz. Ama velakin Trakya'dan dün İğneada'dan attığımız füzeler Moskov'un bir tarafını acıtmış olmalı. Bu gemi nereye gidiyordu? Bu gemi Ukrayna'ya gidiyordu. Ruslar artık biliyorsunuz Tahıl Koridoru Antlaşması'ndan çıkmıştı. Daha da bir antlaşma yapılmadı. Türkiye ara bulucu olmaya çalışıyor. Ruslar bu şekilde bir baskı kurmaya çalışıyor ve ayrıca Türkiye'ye de mesaj vermeye çalışıyor. Ey Türkler siz Amerika'ya, Avrupa'ya, İngilizlere çok yaklaştınız. Bak biz buradayız. Karadeniz bizden zor olur. Ha hu falan filan babında gövde gösterisi. Ama Ruslar şunu unuttunuz mu la? Vodka'yı fazla mı kaçırdınız? Türk boğazlarından geçecek her Rus gemisi bu şekilde aranır kıssasa kıssas. Ve dahi bunu yapmalıyız. Putin Türkiye'ye gelecek ama daha tam bir tarih kesinleşmedi. Putin Erdoğan görüşmesi. Putin Erdoğan görüşmesi öncesi Rusların gene yaptığı değişik değişik hareketler. Bunlar zaten Ruslar alıştı bu hareketleri yapmaya. Türkiye'yi aklı sıra mesaj veriyorlar. Biz onların mesajını alır dürer büker onlara geri teslim ederiz. Onlar da alacakları cevabı beklesinler. Her daim diyorum ya bizim dostumuz ne Moskoftur, ne Johnny'dir, ne Çançinçon'dur, ne Yam Yam Avrupa'dır, ne Sinsi Bacak İngiliz'dir, ne odur, ne budur, ne şudur. Bizler hiçbirine ama hiçbirine güvenmiyoruz. Sadece milli menfaatlerimiz gereği Türk Devleti'nin hali çıkarları noktasında başka da bir şey yok. Bizler ancak ve ancak dost ve kardeş ülkelere güveniriz. Gerisi bizim için tırı vırı. Onun için bir olmalı, onun için parçalanmamalı, onun için sağlam durmalı, onun için Türk teknolojilerini Türk askeri alanlarında her türlü alanda ileri daim ileride ve gelişmeliyiz çünkü öyle bir an gelecek ki sözde Rusya Amerika karşı karşıya sözde Rusya İngiltere karşı karşıya sözde Rusya Avrupa karşı karşıya hepsi bir olacak hepsi bize karşı bir olacaklar onun için biz Onlardan önce birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü en üst seviyeye çıkarmalıyız. Türk birliği, Türkistan birliği ve dahi bizi seven Müslüman olmayan milletler, ülkeler dahi burada en güçlü şekilde temsil edilmeli ve o güne, o büyük güne hazırlanmalıyız. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz İlahi Kelimetullah. Hedef: Kırılan bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.